Ben Kamil Türkoğlu, ofisimizde Holistik Akademi kurucusu Rıfkı Bey'i ağırlıyoruz. Rıfkı Bey, öncelikle bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Seve seve. Ben çok teşekkür ediyorum böyle sizin gibi değerli dostlar. Böyle sıcak, yani enerjisi, frekansı çok yüksek bir ofiste böyle canlı su, kangen deyince akla ne geliyor? Uzun ömür geliyor. Ben televizyonda bunu açıklamıştım. Ortalama yaş 147 insan fiziki bedende, Japonya'da, Okinawa'da 110 bin insan üzerine, 124 bin insan 110 yaşın üzerinde. O yüzden bu konu sağlık deyince, su gönlünüzde olmadan, canlı olmadan bu uzun ömürü hayal etmek gerçekten de böyle affedersin hayalperestler ancak. Ama gerçek bilime sahip ve kendini, özüne dönen yolu seçmiş insanlar olmazsa olmaz üç şeyi bilmesi lazım. Negatif yön, hava. Çünkü biz hele şehirlerdeki, tabii ki bilmiyorum Türkiye'nin kaç, yüzde kaçı şehirlerde ama 80-85 milyonun bana göre 60 milyonun şehirlerdeyse bu bilgiyi bu insanlara biz taşımamız lazım. Yani havamız negatif yönlü olması gerekiyor. Suyumuz tamamen canlı. Dediğim gibi o refesi çok eksi 150'den eksi 150'den 300-400-500'e kadar olması gerekiyor. Ve en önemlisi de bu artık dünyada gizli değil, mitokondriyal beslenme, hücre beslenmesi. Yine besinlerin değeri de tabii ki negatif iyon dediğimiz o şekilde, yani hem alkali olacak hem de eksi anyon şeklinde beslenmiş olmamız gerekiyor. Evet, yani hocam kesinlikle öncelikle doğru besin, doğru evet. Gıdalar, doğru takviyeler ve bunun yanında suyun öneminin bizlere bu noktada destek veriyorsunuz. Evet, su yani çok artık gündeme geliyor ama ben bir parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Kanımızın %91'i su. Yani genelde hep rakamlar %72, %75 fiziki bedenin 1/4 su olduğunu çocuklar da biliyor. Ama kanımızın %91'i su ise, bizim kanımız temiz ve akışkan ve bütün güçlü, bütün 100 trilyona yakın hücrelerimize besini, mikro besinleri taşıyabilmesi için o kandaki su tertemiz ve dediğim gibi negatif yönlü. Çünkü o olmadan zaten hücreler kabul edemiyor. İstediği kadar güçlü mineral mikroelementler taşımış olsa kan, hücre yine kabul edemiyor. Su, %91, bunu hiç unutmayın, %91 kanın oranı su. O yüzden suyumuz ne kadar negatif yüklüyse, ne kadar yönleri eksiyse, ne kadar canlıysa, ki biz hiç sıkılmadan örneği veriyoruz. Ne insanlar şifalanmaya gidiyorlar Mekke'ye, Mekke şifa su diyelim. -400 olduğunu biliyoruz. O yüzden bilemiyorum bu konular doğru mu? Hani ben çünkü cesaret bilgiden geldiğini bildiğim için şunu açıklıyorum. Bizim şebeke suyumuz +400, bazelerde +600. Benim en az 10 ya da 15 çeşit damacana firmalarını değiştirip evimde kullandığım hepsini ölçtüğüm suların değerleri minimum +150'den +250'ye kadar. Paranızla yaşlanıyoruz. Evet, paramızla yaşlanıyoruz. Bunu da ben bu zaman geldiği için söylüyorum. Sadece artı yüklü su içtiğimiz için, yani ölü su içtiğimiz için 30 yıl erken yaşlanma. Hani 30 yıl ömürden tüketiyor insanlar. Bunu bilmenizde çok fayda görüyorum. Anladım hocam. Evet, bu da o zaman gerçekten canlı su içmenin, antioksidan su içmenin, eksi ORP'lerde su içmenin yaşlılık karşıtı bir su olduğunu teyit etmiş oluyoruz. Evet, biz evet. Olmazsa olmazları anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi 3, yani temiz, negatif yönlü hava, olmazsa olmaz canlı su ve canlı besin. Rıfkı Bey bu arada sağlık üzerine çok ciddi araştırmalar, bu noktada kendini bu yola adamış birisi, bir bilim insanı. Masaru Emoto biliyorsunuz çok meşhur. Suyun altıgen yapıdaki şifreleriyle ilgili fotoğraflamış bir Japon
bilim adamı. Evet. Bunu ilk defa Türkiye'ye getiren, Türkiye'de ağırlayan isimdir kendisi. Su üzerine te o zamandan beri Rıfkı Bey'in de çalışmaları söz konusudur. Bunları da ayrıca belirtmek istedim. Çok, hocam son olarak var mı? Evet, çok duygulandım çünkü rahmetli hocamız asistanına gelmişti bizim misafir olarak Su Kongresi'ne 2010 yılında İstanbul'da. Biz onu bir hafta sadece ağırlamakta kalmadık. Taksim'de, Fatihiyeler'de çok güzel onun kitap dostlara böyle tanıtıp imzalarını aldık. Onunla çok güzel videolarımız var. Gerekiyorsa ileride onları da açıklayacağız. Burada zamanı gelmiş ki ilk defa bunu açıklıyorum. Masaro, rahmetli Masaro Ömeroğlu bize su ile ilgili çalışmalarında bize sekre bir bilgi de verdi. Allah'ın 99 ismini zikrederek canlı suya, canlı sunun çok farklı şekiller aldığını ama o tabii ki bunu kitabında yayınlamayacağını ve yayınlamadığını açıklamıştı. Bu da bizim, bizde, düşün bunu. Suyun önemi ne kadar? Canlı suyun. Kesinlikle. Canlı suyun önemi. Yani suya sevgi sözcüklerin suya gerçekten çok ciddi bir canlılık veya etki ettiği gibi suya Allah'ın isimlerini, evet, besmele çekmek, dualar etmek, gerçekten, belki okumak, Kur'an ayetlerini okumanın gerçekten bu noktadaki önemini bir kez daha öğrenmiş olduk. Aynen. O hayranlığını böyle hiç gizleyemedi bunu açıklarken bize. Düşünün. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ofisimizde sizleri ağırlamaktan memnun olduk. Görüşmek üzere.